Evet, Adalet Bakanı da dedi aslında bunlar istismar değil cinayet dedi. Son günlerde çok fazla konuşmaya başladık bu konuyu. Çocuklara yönelik istismar, cinayet konularını sıklıkla maalesef bu konudaki haberleri de ekranlarınıza taşıyoruz. Kimyasal hadımın tartışıldığı bugünlerde adliyelerdeki duruma bakmak istiyoruz. İstanbul'un iki büyük adliyesi Çağlayan ve Kartal'da çocuklara yönelik cinsel istismar davalarının acaba yoğunluğu nedir? İşte arkadaşlarımız bunları araştırdılar. Okan Ateş ve Duygu Kaya, birisi Kartal Adliyesi'nde, biri de İstanbul Adliyesi'nde. Bize bilgileri aktaracak. Önce Duygu, senle başlayalım. Kartal Adliyesi'nde nasıl, suç dosyası kabarık mı? Nedir durum? Buse Biçer, aslında biz hep ya sosyal medya aracılığıyla ya da işte haberlere yansıyan kısmıyla çocuk istismar haberlerini duyuyoruz ama aslında adliyelerde her gün böyle onlarca duruşmalar, davalar görülüyor. Biz Anadolu Adliyesi'ne kapılar açıldığında girdik ve tek tek mahkemeleri gezdik. Mahkemeleri gezdikten sonra tabii kapılara listeler asılıyor. O listeleri kontrol ettik ve toplamda bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde 5 tane çocuğa karşı istismar davası görülecek. Şunu da belirtelim. Normalde duruşma günlerinin yoğunluk günü Salı ve Perşembe olmasına rağmen bugün günlerden çarşamba ama bugün bile, sadece bugün bile 5 tane çocuğa istismar davası var. 2 tanesi sabah görüldü. 3 tanesi de önümüzdeki saatlerde görülecek. Bizim dikkatimizi çeken, tabii bekleyen ailelerle konuşmaya çalışıyorsunuz ama bu noktada konuşmak oldukça zor, ama avukatlardan aldığımız bilgiye göre 9 yaşında çocuk da var. 10-11 yaşında. Yaşları değişiyor ama dikkatimizi çeken şu oldu. 5 davanın 5'inde de aile içi bir istismar olduğunu gördük. Davacı da, davalı da ne yazık ki aynı aileden. Tabii bizim Salı, diğer günlerde duruşma salonlarını takip etmek gerekiyor. Çünkü bugün yoğunluk günü değil dediğimiz gibi, ama o yoğunluk günü olmamasına rağmen 5 tane duruşma var şu anda Kartal Anadolu Adliyesi'nde. Ailelerle konuşmak bu noktada oldukça zor oluyor. Tabii konu çocuk olunca. Çocuğu fuhuşa sürükleme suçu da vardı ayrıca, onu da belirtelim. Yine reşit olmayanla ilişki gibi bir suç da var bunun dışında. Bu adliyede, şu an için bizim bulunduğumuz adliyede baktığımız duruşma salonlarında bugün durum böyle diyelim. Evet, çocuklara bu istismar konusu tabii sadece başlı başına zaten çok büyük bir problem. Bir de aile içi olunca, ki Kartal Adliyesi'ndeki durumu özetledi Duygu Kaya, daha da kanımız donuyor. Şimdi İstanbul Adalet Sarayı'na gidelim. Okan Ateş oradaki tabloyu bize aktaracak. Okan, sen neler söyleyeceksin? Buse Biçer, Çağlayan'da da durum aynı. Yine çocuğa istismar davaları, Duygu da belirtti az önce, Salı ve Perşembe günleri daha çok görülüyor. Ancak çarşamba günü olmasına rağmen bugün burada da 3 istismar davası var. İstismar davalarının yanı sıra alıkonma, çocuğu alıkonma davaları da var. Ve yine aynı Kartal'da olduğu gibi o davaların 3'ü de maalesef aile içi cinsel istismardan süre geliyor. Tabii biz şu anda İstanbul ve Kartal'a bakıyoruz, ancak Türkiye'nin dört bir yanında bu davalar her gün devam ediyor. Onlarca, yüzlerce dava devam ediyor ve ne yazık ki o davaların birinde cinsel istismara uğrayan iki çocuk, ikisi de kız çocuğu, biri 10, diğeri 12 yaşında. Onları bu istismarı uygulayan şahıssa amcaları. Babaları tutuklu. Amcaları, anneleri çalışırken eve geliyor ve iki çocuğa cinsel istismar uyguluyor. Ondan sonra çocuklar hemen evden kaçıyorlar olayın ardından ve anneleriyle birlikte şikayete gidiyorlar. Daha da kötüsü, işin daha da acı yanı, annelerini, bu iki kız çocuğunun annesini bu cinsel istismar uygulayan kişi tehdit ediyor. Eğer ki şikayetini geri çekmezsen, içeriden çıktığım zaman seni de çocukları da öldürürüm diye. Neyse ki annesinin iddiası tabii bu. Yine annesinin iddiasına göre bu şahsın kardeşleri, yani eşinin diğer kardeşleri, o kişiye sahip çıkmıyorlar. Bunu yapan şahıs 38 yaşında.
O iki kız çocuğu şu anda evlerine gidemiyorlar korktukları için. Eve gittikleri günde evdeki bütün eşyaları çöpe attırmışlar onları görmek istemekleri için. Psikolojileri aşırı şekilde bozulmuş ve 3 aydır da okula gidemiyormuş bu çocuklar. Evden bulundukları yerden dışarı çıkamıyorlar. Ailelerinin farklı akrabalarında kalıyorlar ve amcalarından gördükleri cinsel istismardan dolayı. Biri 10 diğeri 12 yaşında ve bunu uygulayan şahıs 38 yaşında. Ve bu çocuklar şu anda yakın zamanda psikolojik destek almaya başlayacaklar. Anneleri bu tehditlerden ötürü davayı şikayetini geri çekmeyi bile düşündü. Ancak avukatı bu konudan vazgeçirdi yine. Diğer destekleri alması için de hem bakanlıktan hem de polisten destek alması için de kendisine önerilerde bulundu. Bununla ilgili işlemler de devam ediyor. Bunun yanı sıra diğer davalar da yine gün içinde görülecekler ve yine o çocukların yaşları da oldukça küçük. 9 yaşında, 13 yaşında küçük kız çocukları burada cinsel istismar uğradığı için davalar. Hatta o iki kız çocuğu buraya gelmeyi de çok istemiş. O şahsın ceza aldığını görebilmek için ancak anneleri buraya gelmelerini kabul etmedi. Dava az önce başladı. Biz de yine sonucunu da takip ediyor olacağız. Ancak dediğimiz gibi çarşamba günü olmasına rağmen bugün 3 dava var. Ama salı ve perşembe günleri buradaki bu çocuğa cinsel istismar davaları sayıları onu buluyor. Belki de çoğu günler geçiyor bile. Yani Çağlayan'da da durum Kartal'dan farklı değil. Evet, İstanbul'daki durumu özetledi. Sadece bir günlük bilanço bu. Okan Ateş'ten de aldık İstanbul Çağlayan Erdiyesi ki çok büyük bir bildiğiniz üzere adliye. Bunlarla sınırlı değil. Sadece tek bir günden bahsediyoruz. Devam eden bir sürü dava var. Son örnekler biliyorsunuz Antalya'da ve Adana'dan gelmişti. Çok çarpıcı bir şey söyledi. Aileler özellikle böyle istismara uğrayan kişilerin anneleri ya da işte çocuklar biraz çekiniyorlar tehditler karşısında. Bu sesin yükselmesi lazım. Aynı zamanda kadınların konuşması lazım, çocukların konuşması lazım ama devletin de koruyabilmeleri lazım.